Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. 0'dan 13'e 2 ayda Kimya kampımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bu videoda birlikte bu derste koligatif özellikler ile alakalı konuşacağız. Bu koligatif özellik dediğim şey şu dostum. Çözeltilerdeki tanecik derişimine bağlı olarak değişen özellikler, yani çözeltinin sayısal özellikleri. Kimdir bunlar diye soracak olursak, kaynama noktası donma noktası, buhar basıncı, ozmoz gibi özelliklere bakacağız. Ve bunların değişimine bakacağız. Nasıl değişiyor bunlar tamam mı? Yine şöyle bir şey var. Bu kaynama noktası ve donma noktası ile alakalı birkaç özel terim var. Ama karşına çıkması hiç muhtemel değil. Sadece eğer ki bir yerde karşına çıkarsa garipsememe yani garipseme diye ne yaptım yazdım. O da şu dostum. Ebulioskopi. Kaynama noktası yükselmesi olayına deniyor. Donma noktası alçalmasına ise krioskopi diye isimlendiriliyor. Tamam mı? Ama dediğim gibi bunlar çok ama çok önemli şeyler değil dostum. Şimdi diğer konuşacağımız husus. Niye başlayacağız şimdi? Kaynama noktasının yükselmesinden başlayacağız konuya giriş yapacağız. Bu kaynama noktası dediğim şey neydi dostum? Normal kaynama noktası, normal kaynama noktası dış basıncın bir atm olduğu yerdeki kaynama noktası. Bu kaynama noktasında kaynama olayında ne meydana geliyordu? Çöz, e, sıvının, sıvının buhar basıncı neye eşit oluyordu dostum? Sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğu noktada kaynama olayı gerçekleşiyordu. Bu normal kaynama noktası ise dış basıncın bir atm olduğu nokta, tamam mı? Şimdi dostum, bu bizim konuşacağımız şu çözeltinin kaynama sıcaklığı ile normal o çözücü var ya, çözeltiye çözeltinin içerisindeki bir çözücü var ya. Onun saf yani arı halinin kaynama noktası arasındaki farka biz kaynama noktası yükselmesi diyoruz. Onu da delta t alt indisine de k koyarak gösteriyoruz. Yani bir daha şöyle yazacak olursak şu şekilde. Tamam mı? Yani kaynama noktasının ne kadar yükseldiğini bu şekilde ifade ediyoruz bu sıcaklıkla. Tamam mı dostlar? Şimdi Şimdi dostlar bu kaynama noktasını etkileyen faktörleri konuşacak olursak neler bu faktörler? Şunlar var değil mi? Tanecikler arası çekim kuvveti, yükseklik yani rakım ve safsızlık nedir abi? Kaynama noktasını etkileyen faktörler. Şöyle ki tanecikler arası çekim kuvveti artınca ne oluyordu? Kaynama noktası yükseliyordu. Peki yükseklik arttıkça dış basınç azaldığı için ne olmasını bekliyorduk? Kaynama noktasının azalmasını bekliyorduk. Veya safsızlık. Salsızlık nasıl değiştirecek? İşte salsızlık da artırıyor ama ne kadar artırdığını bu konuda konuşacağız. Biz şunu konuşuyoruz işte bu derste tamam mı? Safsızlığı konuşuyoruz. Safsızlık ne kadar değiştirir kaynama noktasını? Şimdi şöyle ki değiştirir. Eğer ki suda, eğer ki suda uçucu olmayan bir katı çözündüğünde yani tuz gibi, şeker gibi bir katı çözündüğünde buhar basıncı ne olacak dostum? Azalacak. Bu durumda, bu durumda ne oluyor? Bu e, ee, sıvının kaynama noktasının yükselmesine neden oluyor. Doğru mu? Bunun sebebini ben buhar basıncı konusunda gayet açık ve net anlattığımı düşünüyorum, inanıyorum. Şimdi biz suda uçucu olmayan bir katı çözdüğümüz zaman buhar basıncı azalıyor. Çünkü buharlaşma olayı yüzeyden başlıyordu. Ama yüzeyde bu sefer saf arı sıvının taneciklerinin yanı sıra bir de ne vardı? Araya yabancı tanecikler gidiyor. Kim bunlar? Tuz şeker. Ne oldu? Yüzey alanında bulunan uçucu olan tanecik sayısı azalmış oldu. O zaman da ne olması gerekiyor? E, birim zamanda buharlaşan ne oldu? Tanecik miktarı azaldı. Bu da neyi azaltıyor doğal olarak? Buhar basıncını azaltıyor. Peki Peki buhar basıncı azaldıysa kaynama noktası dediğimiz olay neydi? Buhar basıncının dış basınca eşit olduğu nokta. O zaman bizim ne yapmamız gerekiyor? Daha fazla uçucu taneciği buhar haline geçirmemiz gerekiyor. O zaman da ne olmamız gerekiyor? Daha fazla enerji vermemiz gerekiyor. Peki bu da neye sebebiyet veriyor? Kaynama noktası sıcaklığının daha yükseklerde meydana gelmesine sebebiyet veriyor dostum tamam mı? İşte. Bu ne kadar artıyor, nasıl artıyor bu formülde şöyle ifade ediyoruz. Ancak buna geçmeden önce sana bir sorun var. Bu senin ödevin. Şöyle ki ödevin. Biz bu kaynama noktasındaki artışı çözeltinin molalitesi ile doğru orantılı demişiz. Yani biz bu kaynama noktası veya donma noktasında da yine aynı molalite kavramını kullanıyoruz. Neden biz molalite kullanıyoruz? Bu senin ödevin. Neden molariteyi değil de molaliteyi konuşuyoruz tamam mı? Neden yani? Bunu sen bir araştır, bir bak bakalım. Farkı neymiş? Niye molarite değil de molaliteyi konuşuyormuşuz? Bunu alıyormuşuz? Yorumlarda da bana söyle. Daha sonra ben de senin yorumlarına göre ne yapayım? Doğru veya yanlış olduğunu söyleyeyim. Ee, birlikte tartışmış olalım. Beyin fırtınası yapmış olalım. Şimdi dostum, burada şöyle ki formülümüz var. Çok basit bir formülümüz var. Bu delta delta T 6. ise K yani kaynama noktası yükselmesiydi. Doğru mu? Biraz önce yukarıda söyledim bu K alt indisleri K var ya bu bir sabit. Ne sabiti biliyor musun? Kaynama noktası yükselme sabiti. Bu bu her sıvı için her e, sıvı için ne abi? Sabit bir değer. Mesela e, ne diyelim su için bu değeri biz her zaman ne alacağız biliyor musun? 0.52 Celsius bölü molal olarak kullanacağız. Veya işte bu değişiyor işte metil alkol için 0.83 gibi bir değer var gibisinden. Yani bu sana orada verecek. Çözücünün çözücüye ait bir sabit değer. Tamam mı? Bu M dediğim şey dostum molal. Çözeltinin molalitesi Tamam mı? Orada molaliteye bakacağız. Ha, burada bir de ne varmış? i varmış. Bu i de ne biliyor musun? Van't Hoff faktörü olarak da geçiyor. İsmi önemli mi hocam? Hayır. Üniversitede daha detaylı göreceksin. Ben ama senin farkındalığını artırmak adına, yani genel kültür olsun adına ismini verdim. Bu ne biliyor musun? Çözünen maddenin tanecik sayısı. Anladın mı? Çözünen maddenin tanecik sayısı. Yani bir madde o e, çözücüde çözündüğü zaman iyonlarına ayrışırsa. Mesela hani mesela şunu biliyoruz değil mi? C6H12O6 katı suda çözdüğün zaman bu bu şekilde kalıyor. Suda bu şekilde kalıyor ama bunun yanında bunun yanında eğer ki NaCl yani sodyum klorürü sodyum klorürü suya attığımız zaman ayrı ayrı ne oluyor? İonlarına ayrışıyor. Tamam mı? İşte mesela bu soyduğum klorürde 1 1 2. Yani bu i yerine ne yazacağız? 2 yazacağız. Ama... Glikozda yani şekerden edeceğiz. Bir olduğu için bit bir, yazacağız tamam mı? Yani farkı yorumlarda e, sorularda anlayacaksın. Bunlara dair çok soru çözeceğim. Bu videoda değil. Ekstradan sana soru çözüm videosunu yağdıracağım. Sen orada aklına kalan bütün her şeyi öğrenmiş olacaksın dostum tamam mı? Şimdi burada bir tane örneğimiz var. Dilersen yapalım. Örneğe bakalım. Örnekle bize ne diyor? Örnekle şunu diyor. 1 kilogram suda 90 kilogram glikozun çözülmesiyle 90 kilogram glikozun çözülmesiyle oluşan çözeltinin dış basıncın bir atm olduğu bir ortamda bir ortamda e, kaynama nok, e, kaynamaya başlama sıcaklığı kaç santigrat Burada büyük ihtimalle yazarken şöyle bir hata yapmışım. Bunu e, kilogram olarak vermez. Kilogram olunca bayağı abes oluyor. Gram olması gerekiyordur. Ben büyük ihtimalle onu yazarken e, kilogram olarak yazmışım gram. Yani 1 kilogram suda 90 gram glikoz e, çözmüşüz. Bir de ortamı yeni çözeltinin kaynama, kaynamaya başlama sıcaklığını soruyor. Biz biraz önce öğrendik dostum. Formülümüz neydi? Şuydu değil mi hocam? Formülümüz buydu. Şimdi hocam. Şimdi hocam. Biz KK değerimiz vermiş mi su için? Vermiş. 0.52 Celsius bölü molal. Yani küçük m olarak da yazabiliriz tekrar molal yazmamıza gerek yok. Eğer büyük M olsaydı bu molariteyi söyleyecekti. Molar diyecektik. Küçük M olunca molal diyoruz. Peki M demiş. Yani molalı molaritesini bulacağız çözeltinin. Peki M neye eşitti hocam? N çözünen yani çözünenin molü bölü neydi hocam? M çözücü. Ama nereden hocam? Kilogram cinsinden de doğru mu hocam? Peki hocam. Şimdi en çözüneni nasıl bulacağım? En çözünen dediğim şey ne? En şeker. Yani glikoz. En şeker yazalım. Bir şey olmaz. Neymiş? 90 grammış. Peki bunun 1 molü ne kadardı hocam? 180 gram bölü mol mü? O zaman ne geliyor buradan? 1 bölü 2'den 0.5 mol geliyor mu hocam? Tamam bu geliyor. Yani buraya 0.5 mol yazıyoruz. Peki hocam kaç kilogram çözücümüz var? 1 kilogram. O zaman burada 1 kilogram yazarsak bizim molalimizin ne gelmesi gerekiyor hocam? 0.5 m geldi mi molar? Peki. Peki buraya kadar okeysek. I yerine ne yazacağız hocam? Bak biraz önce söyledin hocam. Şeker neydi? Suda iyonlarına ayrışmıyordu. Sadece bir tanecik olarak e, bulunuyordu. O zaman bizim ne olmamız gerekiyor hocam? I yerine glikoz için bir değerini yazmamız gerekiyor. Peki hocam. Peki hocam. O zaman bizim kaynama noktamız kaynama noktası sıcaklığımız ne kadar yükselmiş? 0.52 çarpı 0.5 yani 2'ye böleceğiz. 0.26 Celsius kadar yükselmiş mi? Yani son durumda. Şimdi normalde saf suyun kaynama sıcaklığı ne? 100 Celsius. Peki ne kadar yükseliyormuş? 0.26 Celsius. Yani 100.26 Celsius'a geldiği zaman bu çözelti kaynamaya başlayacak. Tamam mı? Bu bu kadar. Şimdi bak dedim ya bunun bir de diğer türlüsü var. İyonlarına ayrışacak. Şimdi bunu yapalım. 42.6 gram alüminyum nitrat katısının tamamı 200 gram suda çözülerek hazırlanan çözeltinin normal basıştaki yani 1 atm basıştaki kaynama noktasını bulunuz. Dostum ne yapacağız? Önce biz formülümüzü bir yazalım. Gözümüz görsün. Hocam KK M iyiydi. Peki hocam Şimdi KK yerine ne yazıyormuşuz? 0.52 Celsius bölü M. Hocam peki moleli bulalım hemen. Bulalım hocam. Moleli nasıl bulacağız? Şöyle bulacağız hocam moleli. Şimdi molal neydi hocam? Şuraya bir daha yazalım. Bir daha yazmam ha. Yani bir iki kere yazıyorum. Ondan sonra sorularda bu kadar detaylı yazmam. Kusura bakma. M çözücü. Ne cinsinden? Kilogram cinsinden. Peki neye çözünen? Yani çözünenin molünü nasıl bulacağım hocam? N alüminyum nitrat neye eşit 42.6 gram bölü 213 gram bölü mol E hocam ne yapmış burada 2 ile çarpmış 10'a bölmüş Yani hocam 0.2 molmuş Peki Burası 0.2 mol olacak Peki çözücümüz kilo, kaç kilogram 200 grammış 200 gram kaç kilograma tekabül ediyor hocam 200 gram 3 tane 0 e, sileceğiz Yani 3 defa sola kayacağız o da 0.2 kilogram oluyor. Yani 0.2 kilogram. Yani M'miş yani bir mol almış. O doğru mu? Yani bir molal yazalım mı? Alüminyum nitrat için. Peki. Peki burada I yerine ne yazacağız tanecik yerine? Bak. Alüminyum nitrat. Ne oluyor dostum? Alüminyum artı 3. 3 tane nitrat olarak iyonlaşacak, çözünecek. Bu şekilde oluşacak. Peki biz bunun M'ye kadar olduğunu biliyoruz. Yani 1 molar. O zaman alüminyum artı 3 de 1 molar. Ama nitrat 3 molar olacak. Yani toplamı ne oldu? 4 molar oldu. Yani 1'e 4'müş yani anladın mı? Bir tanecik bir tane buradan 3 tane de buradan 4 tanecik oluşuyor anladın mı? Bu ikisinin çarpımının 4 molale eşit olması lazım. Molal. Tamam mı dostum? Burada umarım kafan karışmamıştır. İnşallah da karışmamıştır. Ne demek istediğimi anladın mı? Mesela biraz önce glikozda ne yaptık? Direkt orayı 1 e aldık. Doğru mu? Peki. Peki. Ee, şeyde ne yaptık? Alüminyum nitratta ne yaptık dostum? Alüminyum nitratta 1'e 3 olduğu için toplamda 4 dedik. Tamam mı? Şimdi burada. Gerekten işlemleri yapacak olursak ne kaldı? Geriye çarpma kaldı. 0.52 ile 4'ü çarparsak ne olur? 2. 2.08 Celsius olur mu? Tamam. O zaman bizim yeni kaynama e, noktamız ne olacak? Saf suyunki 100 Celsius hocam. 2.0 Celsius'da buradan geldi hocam. 102.08 Celsius Dur. Kötü yazdık. Ne olması gerekiyor hocam? 102.08 Celsius olması gerekiyormuş. Yeni kaynama noktamız. Tamam mı hocam? Bu kadar basitmiş ya. Hiçbir şey yok. Eğer ki e, şey gibi yani glikoz gibi veya glikol gibi Suda iyonlaşmayan türde bir şey suda çözersek o zaman if yani van't Hoff faktörünü bir alıyoruz. Ama iyonlaşabilen bir tuz çözersek mesela o zaman iyonlaştırıyoruz. Tanecik sayısına bakıyoruz. Bir buradan üç buradan toplam ne oldu? Bir buradan üç buradan toplam dört tanecik oldu. O zaman i yerine gittim ne yazdım? Dört yazdım hocam. Bu kadar basit tamam mı? Şimdi diğer konuşacağımız suda geldik. Bu da. Tam tersi ya tam tersi donma noktası tam tersi hiçbir şey yok. Donma noktası alçalması. Şimdi bu donma noktası alçalması dediğimiz olay şu. Arı sıvının donma noktası ile çözeltinin donma sıcaklığı arasındaki farka donma sıcaklığı arasındaki farka biz donma noktası alçalması adını veriyoruz dostum tamam mı? Bu donma noktasındaki alçalma olayı ne biliyor musun? Kısaca burada yazdım. Umarım anlarsın. Anlamazsan yine detaylı bir şekilde yine anlatmaya çalışırım sana. Şu. Donma olayı sırasında tanecikler ne? Daha düzenli bir yapıya geçiyor doğru mu? Sıvıdan katıya geçiyorsun. Biz maddenin hallerinde konuştuk doğru mu? Katı en düzenli Sıvı biraz daha düzensizdi. Gaz ise en düzensiz olan diye. Biz ne yapıyoruz? Sıvıdan katıya geçiyoruz. Yani düzenliliğimiz artıyor. Şimdi çözeltiler sal çözücülere göre daha nedir? Daha düzensiz doğru mu? Çünkü niye? Bu sefer aralara kim girdi? Çözünen girdi. Ne oldu? Çözücüler arasındaki düzen bozuldu. Tamam mı? Bu yüzden ötürü, bu yüzden ötürü çözeltiler düzgün bir şekilde kristallen, kristallenemiyorlar. Tamam mı? Yani taneciklerinin, bu çözücü taneciklerinin düzenli bir yapıya geçmesi için dışarıya daha fazla enerji vermeleri gerekiyor ki daha düzenli bir yapıya sahip olabilsinler. Bu durumda dışarıya daha fazla enerji vermek ne olacak? Kendi enerjini düşünmüş olacak. Bu da senin donma noktanın düşmesine neden oluyor. Daha eksili derecelere gidiyorsun anladın mı? Bu donma noktasının alçalması olayı bu. Şimdi bu donma noktası alçalmasında da biraz önceki formülü kopyalayıp yapıştırdım. Sadece bir yerlere D yazdım. Başına da eksi koydum. Başka bir şey yapmadım. Çünkü niye? Alçalmadan bahsettiğimiz için eksi bir değer bulmamız gerekiyor bu e, delta t alt de D neymiş? donma noktasının alçalmasını veriyor bu. Peki bu eksik -k veya eksik -kd demeyelim. kd de, kd dediğimiz değer ne? Donma noktası alçalma sabiti. m yine bu çözeltinin molalitesi, i de yine biraz önce konuştuğumuz gibi van't hoff faktörü dostum. Tamam mı? Bunlar bu şekilde biraz önceki kaynama noktası yükselmesiyle Aynı şey dostum. Burada bine koyuyoruz. Eksi koyuyoruz başa. Çünkü niye? Alçalmasından bahsediyoruz. Düşmesinden bahsediyoruz ya. O yüzden mesela kaynama noktasında neydi? Hatırlayacak olursak şu şekildeydi ya dostum. Bu donma noktasında da başa önce eksi koyuyoruz. KD M molal çarpı İ vantof faktörü diyoruz tamam mı? Bu kaynama noktası için bu ise donma noktası için dostum. Lütfen bunları karıştırma. Şimdi dilersen soruya geçelim. Bir tane soru çözelim örnek bir soru. Ne diyor soruda bakalım hemen. Otomobil radyatörlerinde antifriz olarak genellikle moleküler çözünen. Ha bak bunu genellikle sana sorular da verir. Moleküler çözünen ne demek? Yani moleküllerin Direkt neyse bu şekilde çözüyor. Yani iyonlarına ayrışma gibi bir durum. Ne abi? Söz konusu değil. Tamam mı? O zaman ne almayacağım buradan? i değerini yani Van't Hoff faktörünü 1 olarak alacağım. Bu çözülen etendiol yani glikol C2H4OH2 kullanılırmış. Şimdi. Eksi 9.3 Celsius'da donmaya başlayacak şekilde bir çözelti elde etmek için. 1000 gram suda kaç gram glikol çözünmelidir? Soruyu bu sefer tersten sormuş bize. Şimdi dostum bizim formülümüz neydi hatırlatalım. Delta T D eksi K D, M I, doğru mu? Ne kadar azalmış? E, e, 9.3 yani eksi 9.3 Celsius olmuş mu? Çünkü niye? E, suyun normalde şunu söylemedim sana. Bu delta T D dediğim şey var ya. T2 eksi T1. Yani delta t demek delta demek bu. Son durum eksi ilk durum. Son durumda ne? Eksi 9.3 celsius. Peki hocam ilk durumda neydi? 0 celsius. O zaman delta t neye eşit oldu hocam? Eksi 9.3 celsius'a eşit oldu. Bunu sen, saat, bunu sen zaten görebiliyorsun. Tamam mı? Delta t'de mantığı bu zaten. Yani yukarıda yine kaynama noktasında da aynı durum söz konusuydu. Şimdi burası eksi 9.3 celsius'muş. Şimdi eksiyi koydum tekrar formülün eksisi. KD değerim neymiş? 1.86 Celsius bölü molal. Peki molalim ne olacak bilmiyorum. Kaç molal olacağını bilmiyorum. Kaç molal koydum. Ya da buraya ne diyelim? Ee, soru işareti biraz kafanı karıştırabilir. A diyelim. A molal diyelim. A molal. Peki i değerimiz. Vanto faktörümüz ne burada? Moleküler çözünen olduğu için 1 olması gerekiyor. Tamam mı? Şimdi burada. A dediğimiz şey. Yani kaç molal oldu? A molal dedik ya. Ne olması gerekiyor? 9.3'ü 1.86'ya böldüğümüz zaman nasıl bir değer bulmamız gerekiyor dostum? Ee, nasıl bir değer bulmamız gerekiyor bakalım. 9.3 bölü 1.86 yapalım. Şimdi bir iki tane sıfır attık. 930 bölü 186 oldu. Yani 5 katı mı oluyor? 5 katı oluyor doğru mu? E doğru. Pardon. 5 katı mı oluyor? Evet, 5 katı oluyor ama biz ne yaptık? E yukarı 5. E, o zaman A molal dediğimiz 5 molal olması gerekiyormuş. Buradan bunu bulduk. Ben de biraz zorlandım bulurken. Kusura bakma. 5 molalmış. Yani yani A dediğim şey 5 molalmış. O zaman molal 5 molal neye eşit normalde? En glikol/ bölü. M su değil mi? Bu da kilogram cinsinden. Peki hocam M su yerine ne yazacağım? 1000 gram. Yani hocam 1 kilogram. 1 kilogram. O zaman hocam glikolün molü ne geldi buradan? 5 mol geldi mi? 5 mol geldi hocam. Peki kaç gram glikol bulması, bulmayı için ne yapacağım? M glikol eşittir. M A glikol çarpı N glikol değil mi hocam molü? Hocam M a'sı kaçmış? 62 gram bölüm molmuş. Tamam hocam. Peki kaç moldü? 5 moldü. O zaman ne geliyor? 300 310 gram glikol almam gerekiyormuş hocam. Eksi 9.3 santigrat derece suyu dondurabilmek için. Bu kadar basit tamam mı? Şimdi bir soru daha çözelim alttaki soruya bakalım. Ne diyor? 500 gram suda 500 gram suda 0.2 mol kalsiyum klorür ve 0.4 mol glikoz çözülerek hazırlanmış çözelti için bir atm basışta kaç e, santigrat derecede donmaya başlar? Kaç 0.3 değil de kaç Celsius'ta donmaya başlar dememiz gerekiyordu. Şimdi yine ne formülümüz? Donmayı sorduğu için şu. Peki benim burada neyi bulmam gerekiyor? Bu moleli bulmam gerekiyor doğru mu? Şimdi bu 0.2 mol kalsiyum klorür. Kalsiyum klorür. Ne oluyor dostum? Kalsiyum artı iki. bir de iki tane klorür oldu mu? Şimdi bu normalde kalsiyum klorür. Kalsiyum klorür kaç mol? Pardon kaç molal? Şimdi 0.2 mol varmış. Peki 500 gram su kaç kilogram? 0.5 kilogram e, kg. O zaman bu ne oldu hocam? 0.4 molal oldu mu? Molal. Yani hocam burayı silelim bir. Silelim hocam. Tamam silelim. Kızma. 0.4 molalmış e, ee, molar yazdım bak molal. Yani küçük m yapalım. 0.4 molal. Peki o zaman kalsiyum artı 2 ne olacak? 0.4 molal. O zaman klorin ne olacak? 0.8 molal. Tamam mı? Toplamda ne geldi buradan? 1.2 molal geldi. Glikozdan ne gelecek? Glikoz C6H12O6 idi ya. Bilmek zorunda değilsin de. Şimdi bu katı ne oldu? 12O6 suda oldu. Şimdi 0.4 mol'müş. 0.4 mol bölü 0.5 gramdan ne geliyor? 0.8 molal mı geliyor? O zaman 0.8 molal de buradan varmış. Totalde kaç molal tanecik oldu elimde? 1.2 artı 0.8'den ne geldi dostum? 2 molal geldi mi? Şimdi o zaman biz burayı bulurken otomatik şurayı şurayı bulmuş olduk. Doğru mu? Şimdi biz ne yapıyorduk? bir kalsiyum klorür için deseydim mesela. Kalsiyum klorürün bir tanesini buluyorduk. İçeride tanecikle çarpıp toplam molalini buluyorduk. Glikoz için orası 1'di. Onun için ayrı buluyorduk. Biz şimdi ne yaptık? Bu M çarpı i M çarpı i ne yaptık? Biz bulduk. Ne oluyormuş toplamda? 2 molal oluyormuş. Yani yani dostum eksi 1.86 celsius bölüm molal çarpı 2 m molal oldu. Doğru mu? Burada biz ne oldu şimdi? Molaller gittiği zaman bizim donma noktamız ne kadar düşmesi gerekiyormuş? Bakacak olursak eksi 1.86 çarpı 2 neye tekabül ediyor? 3.72 Celsius oluyor mu? Yani bizim sıcaklığımız 3.72 Celsius düşmesi gerekiyor, tamam mı? Kaç Celsius'te donmaya başlar diyor. Şimdi bu delta T dediğim şey neydi? T2 eksi T1'di. Şimdi T1 neydi dostum? Bak biraz önce söyledim. Sıfır olduğu için yazmıyorum da. Sıfır selsüyüsü e eksi 3.72 selsüyüs olması gerekiyormuş. e Sıfır selsüyüs zaten eleman, e, etkisiz eleman. O zaman su için direkt ne bulmamız gerekiyor? T2'yi eksi 3.72 selsüyüs bulmamız gerekiyor. Ha, şayet ki farklı bir şey olmuş olsaydı, farklı bir çö çözücü olmuş olsaydı su değildi. O zaman dediğim gibi bu delta T değerini bulduktan sonra T2 eksi -T1 T1'i bu delta T'ye eşitleyeceğiz. Buradan gideceğiz tamam mı dostum? Şimdi diğer konuşacağım sus buhar basıncı düşmesi. Umarım kaynama noktasının yükselmesi ve donma noktasının alçalmasını nasıl yaptığımızı anlamışsındır. Buhar basıncının düşmesi olayını aslında biz konuştuk. Sıvıların buhar basıncında ben sana bunu detaylı bir şekilde anlattım. Burada bir sıkıntı olmaması gerekiyor ama yine de anlatıyorum. Şöyle ki biz buhar basıncını nasıl tanımladık? Sıvısıyla dengede olan buharın yaptığı basınca biz denge buhar basıncı dedik doğru mu? Peki bu buhar basıncı neye bağlıydı? 3 şeye bağlıydı hocam. Sıcaklığa bağlıydı. Sıvının cinsine bağlıydı. Yani sıvının tanecikler arası etkileşimine bağlıydı. Ve safsızlığa pardon safsızlığa bağlıydı. Bizim buhar basıncı 3 şeye bağlıydı. Hacme bağlı değildi mesela anladın mı? Bu sorularda geçiyor ya. Adın sen getir işte gazlar sorusunda işte gazı, bir gazla buhar basıncını bir arada buluyor. Bir araya koyuyor sana öyle bir sorular soruyor. Senin kafan karışıyor. Buhar basıncı ne dedik? Sıcaklıkta sıvının cinsine ve safsıza bağlı. Ben bunu bütün videolarda hemen hemen üstüne basa basa tekrarladım. Şimdi peki bunlara bağlı da bunlara bağlı olarak nasıl değişiyor? Şöyle değişiyor hocam. Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artıyor. Çünkü niye? Iııı ee, ne olmuş oluyor? Sıcaklığı artırdığımız zaman daha fazla enerji vermiş oluyoruz. O zaman buhar haline geçen e, tanecik miktarı arttığı için buhar miktarı arttığı için daha doğrusu ne oldu? Buhar basıncı artıyor. Peki tanecikler arasında çekim gücü arttıkça ne olması gerekiyordu? Buhar basıncının azalması gerekiyordu. Bunu da sen anlatmıştın hocam. E, buharlaşma yüzeyden olur demiştin. E hocam şimdi bunlar aralarında bir etkileşim var demiştin. Bu etkileşim ne kadar güçlü olursa dedin. Bunun hop diye burada buraya geçmesi yani buhar haline geçmesi oldukça zorlaşır demiştik. O da buradaki buhar madde miktarı azaldığı için de ne olması gerekiyor? Buhar basının azalması gerekiyor. Yani biz öğrendik artık PVNRT'yi öğrendik ya. Ne oldu şimdi? PVNRT'yi öğrendiğimizde R sabit, T sabit. V ile alakamız yoktu. E, v ile alakamız yoktu. Tanecik sayısı arttıkça da Buhar basıncı otomatik olarak düşecek. Peki bu buhar tanecik miktarda nasıl azalıyor? Tanecikler arası çekim gücü arttığı için buhar haline geçmişiz daha zorlaşıyor tamam mı? Peki diğer bir olayımız neydi? Diğer bir olayımız da şuydu hocam. Sıvı içerisinde çözücü olmayan bir katı çözündüğünde buhar basıncımız da azalıyordu. Ki e, pardon sıvı içerisinde çözücü olmayan demişiz. Bak burada da yine hata yapmışız. Çözücü değil. Buraya ne yazalım? Uçucu olmayan yazalım. Uçucu olmayan bir katı çözündüğünde ne oluyordu? Buhar basıncı azalıyordu. Ama uçucu bir sıvı çözündüğünde buhar basıncı artıyordu. Şimdi biz bu sefer şeyi konuşacağız. Bu safsızlığa bağlı olarak buhar basıncı nasıl değişiyor? Şöyle değişiyor hocam. Bu uçucu olmayan bir katı çözersek şunu yapıyoruz hocam. Şunu yapıyoruz. Bu P sıfır var ya üstündeki sıfır. O standart demek. Yani saf arı haldeki basıncı, buhar basıncı. Çözüncünün kendi haline. saf haldeki buhar basıncı çarpı o çözülcünün çözelti içerisindeki neyi? Mol kesti. Bunu çarptığımız zaman neyi bulacağız? Bu çözücünün bu çözeltideki yaptığı buhar basıncını bulacağız. Anladın mı? Yukarıda bak. Şöyle olursa bunun saf haldeki saf haldeki buhar basıncı. Ama bu olursa Çözeltideki buhar basıncı tamam mı? Çözeltideki buhar basıncı. Lütfen buraya kaç, e, karıştırma. Lütfen karıştırma tamam mı? Şimdi e, şimdi bizim saf halde, saf halde. ne olacak? Saf halde bizim mol kesimiz ne olur saf halde? 1 olur doğru mu? Çünkü niye? Sadece çözücü bölü. En çözücü bölü. En çözücü yani. Mol kesisi 1 olacak. O zaman saf halde buhar basıncı kendi buhar basıncına eşit olacak. Peki bir başka madde çözdükçe ne olmuş olacak? En çözücü artı en çözünen. Yani bunun paydası artıyor mol kesinin. Mol kesinin paydası artması demek mol kesinin düşmesi demek. Peki mol, de, e, e, mol kesinin birden küçük olması demek. Bunun yeni buhar basıncının standart kendi buhar basıncından daha düşük olması demek. Tamam mı dostum? Bunun sebebi bu. Peki eğer ki iki tane sıvı ile oluşan çözelti olursa. Yani ikisi de uçucu olan bir e, ikisi de uçucu olan bir sıvı çözeltisi oluşturduk. O zaman da şunu yapıyoruz dostum. Şöyle yapıyoruz. Bu ikisi içerisinde biraz önce öğrendiğimiz formülü uyguluyoruz. Şöyle ki bu P A'nın standart saf haldeki buhar basıncı çarpı Çözeltideki A'nın mol kesti. E, P için e, pardon B sıvısı için PB dediğimiz şey. Yani çözeltideki buhar basıncı bunun kendi saf haldeki buhar basıncı çarpı çözeltideki mol kesti. Ama çözeltinin buhar basıncı ne eşit oluyor? Aha işte buna eşit oluyor. Hem PA'yı hem de PB'yi birbirine ekliyoruz topluyoruz. Tamam mı dostum? Buna da Buna da şöyle bir isim veriliyor tamam mı? Yani bilmek zorunda değilsin de şöyle bir adı var. Ne deniyor buna biliyor musun? Buna Raoult yasası denir tamam mı? Bu biraz önceki gördüğümüz buhar basıncı değişmesi var ya. Raoult yasasından geliyor ama bunu bilmemize gerek var mı? Yok ama ben sana genel kültür olsun diye buraya yazıyorum Raoult yasası diye. Ama dediğim gibi ismine o kadar çok takılmana gerek yok dostum. Yani takılsan da olur, takılmasan da olur. Olayı şu olayı bilsen nedir? Yeterli bize. Peki gel hocam soru çözelim. Şimdi Şimdi T sıcaklıkta, T sıcaklıkta 0.5 mol glikoz ve 3 mol su ile hazırlanan çözeltinin aynı şartlarda buhar basıncını bulunuz. Şimdi glikoz ne? Uç, e, uçucu olmayan bir şey, doğru mu? O zaman suyun buhar basıncı, yeni buhar basıncı ne olacak? x şu olacak mı dostum? Bu olacak doğru mu? Peki sırasıyla bulalım. Değerleri sadece yerine yazalım. Bunun saf haldeki neymiş? 350 milimetre civaymış hocam. Tamam. Yazdım bunu. Peki mol kesin nasıl bulacağım? Suyun kendi molünü yukarıya yazacağım hocam. Artı toplam molü yazacağım. Doğru mu hocam? Yani pH2O yani suyun son durumdaki buhar basıncı 350 3 3.5 oldu mu? Yani 3 bölü 3.5 çarpmam gerekiyor. Peki 3.5, 350 bölü 3.5 neye eşit oluyor hocam? 100'e eşit oluyor? Bu 100'e eşit oluyor. Peki burada da 3 var. Yani son durumdaki suyun buhar basıncı 300 mm civaya ne oluyormuş düşüyormuş sağsızlıktan dolayı. Şimdi biraz önce kaynama noktası ve donma noktasında yaptığımız bir husus vardı ya. Ne yapıyorduk? Toplam tanecik sayısını alıyorduk ya. Burada da yine öyle toplam tanecik sayısını alacağız. Ne demek istiyorum? Şimdi bak. Şunu demek istiyorum. Bizim burada alüminyum klorür var. Alüminyum klorür, molar halde mi çözülüyor? Hayır. Nasıl çözülüyor? Şu şekilde çözülüyor. Şu şekilde çözülüyor dostum. Yani ne oluyor biliyor musun? 0.2 molmuş ya başta bu. 0.2 mol alüminyum artı 3. 0.2 mol de pardon 0.2 mol dedik özür dilerim ne olması lazım? 3 ile çarpacağız. 1'e 3 oran olduğu için 0.6 mol. Yani totalde 0.8 mol geliyor buradan. Bunu bu şekilde değerlendireceğiz. Mesela soyduğum klorür olsaydı 0.2 mol. Soyduğum klorür katısı deseydi bu sefer ne alacaktık? 0.2 soyduğumdan 0.2 klorden gelecekti. Totalde 0.4 mol olacaktı. Şimdi suyun buhar basıncını bulmak için formülümüzü yazıyorum şuraya. Şimdi ne yapacağız? Sadece değerleri yerine koymak kaldı dostum. 240 milimetre civaymış. Tamam. Ee, mol kesi nasıl bulacağız? Yukarıya suyun kendi molünü yazacağız. Aşağıya da toplamı yazacağız. 0.8 buradan. 0. 0.8 zaten alüminyum klorden geldi. 0.2 mol ile suyun kendisi var. Yani toplam totaldeki mol sayısı 1 mol oldu mu? Yani ne yaptık? 240 çarpı 0.2 yaptık. Yani 245'e böldük. O zaman suyun buhar basıncı da 48 milimetre civaya düşer mi hocam? Bence düşer hocam. Yani buradaki önemli olan tek faktör neymiş hocam? Burada eğer ki çözünürken moleküler çözünmüyor da iyonlarını ayrıştırarak çözünüyorsa. O zaman toplam tanecik sayısına bakacağız. Ama eğer ki glikoz gibi bir şeyse yani moleküler halde çözünüyorsa. O zaman bunun kendi vermiş olduğu 0.5 gibi düşünecektik. Tamam mı? Tüm olayımız bu. Şimdi... Şimdi diğer bir husus kaldı. O da ne yapacağız? İki tane uçucu sıvıya bakacağız. Neymiş? 36 gram su ve 64 gram metanol ile hazırlanan çözeltinin bir ATM basınçta ve T Celsius sıcaklıktaki buhar basıncı kaç milimetre civa olur? Şimdi dostum ben ne biliyorum? P çözelti. P çözelti neydi? pH2O artı P metanol olacak mı burada? Şimdi ben sıra sıra bunları bulacağım. Nasıl bulacağım hocam? Çok kolay bunlar bulmakta ne var ki hocam? Çocuk oyuncağı. Ne yazacağım? Suyun kendi şeysi e, saf haldeki çarpı x h2o diyeceğim. Peki metan metanol için ne yapacağım hocam? Aynısını metanole de uygulayacağım. x Metanol diyeceğim. Peki neyi bulmam gerekiyor? Bunların mol kesini bulmam gerekiyor. Mol kesini bulmadan önce de bunların molünü bulmam gerekiyor. Şimdi suyun bir molü kaç gram? Eee... Bir tane iki tane hidrojen iki bir tane de e, oksijenden geldi toplam 18 36 gram su kaç mol olur 2 mol olur bunu akıldan yapabiliyor olmamız lazım bu seviyede peki 64 gram metanol ne oldu 12 15 31 32 grammış 1 molü 64 gramı da yine ne olur 2 mol olur. Doğru mu? Şimdi burada suyun çözelteki buhar basıcı nasıl bulacağım? Saf haldeki 12 mm civaymış. Mol kesin ne oldu? 2 mol su varmış. Peki 2 mol suya karşılık 2 mol de metanol varmış. Yani 4 mol. Şimdi o zaman burada suyun son durumdaki son durumdaki buhar basıcı ne? 6 mm civa olur mu dostum? 1 bölü 2'den 12 çarpı 1 bölü 2 6 mm civa. Peki metanole bakalım. Metanolde ne durum söz konusu? Bunun saf haldeki 24 mm civaymış. Peki hocam bunun mol kiyesi ne? 2 mol metanol vardı. Totalde 4 mol e, mol vardı. Suyla e, metanolü toplamıştık hocam. Burada ne geldi? 1 ile 4 gitti. Moller gitti. 2, 2 ile de bu gitti. Metanolün buhar basıncı da çözeltteki buhar basıncı da ne oldu? 12 milimetre civa. Peki dostum çözeltinin totaldeki buhar basıncı ne oldu? 6 milimetre civa artı 12 milimetre civadan ne geliyor? 18 milimetre civalık bir buhar basıncına sahip oluyormuşuz tamam mı? Buhar basıncı olayı da bu kadar basit. Dediğim gibi bunlarla alakalı bir sürü soru çözeceğim. Zirilyon tane soru çözeceğim hiç merak etme. Son konuşacağımız olay ise ozmos. Ozmos aslında ne biliyor musun? Ee, çok e, kimyacılardan daha çok biyolojicilerin, biyologların ilgilendiği bir olay. Çünkü olmoz genel olarak bizim e, hücrelerimizde veya canlı hücrelerde daha çok gerçekleşen ve hayati bir önem taşıyan bir olay. Çünkü bu e, biyolojik hücre zarları küçük moleküllerin ve hidratlaşmış iyonların geçmesine izin veren yarı geçiren yarı geçirgen zarlar ya bu biyolojik hücre zarları. İşte burada bu geçiş olayları ozmozla oluyor. O yüzden bu ozmoz olayı bizim için çok değerli. Peki bu ozmoz olayı ne hocam? Şu hocam. Çözücü moleküllerin yarı geçirgen bir zar boyunca saf bir çözücüden veya seyreltik bir çözeltiden daha yüksek derişimli bir çözeltiye geçmesi. Bu olayda ne diyormuşuz hocam? ozmoz diyormuşuz. Bu ozmoz da aklında şöyle kalsın. Bak aklında şöyle kalsın. Nasıl kalsın biliyor musun? Yoğun olan ortam suyu çeker. Neymiş? Yoğun olan ortam suyu çeker. Yani derişimi yüksek olan ne kız hangi tarafsa o ortama ne olacak? Su akışı meydana gelecek. Tekrarlıyorum. Ozmoz olayında yoğun olan ortam suyu çeker. Yani yüksek derişimli olan ortama doğru su akışı meydana gelecek. Tamam mı? Şimdi burada küçük bir not yazmışım. Şöyle ki yazmışım. Yarı geçirgen zar ile ayrılmış iki farklı çözeltiden. Derişimi yüksek olana hipertonik diyormuşuz. Derişimi düşük olana diğerine göre hipoton hipotonik çözelti diyoruz. Ve eğer ki bu iki iki farklı çözeltinin de derişimleri eşit ise bunlara izotonik çözelti diyoruz dostum. Tamam mı? Bunlar da yine biyolojiden senin bildiğin şeyler. Ama ben de bir kez daha burada tekrar ettim. Son olarak bu ozmotik basınç, ozmotik basınç ne ile alakalı, ne ile doğru orantılı biliyor musun? Derişim ve sıcaklık ile doğru orantılı. Derişim ve sıcaklık arttıkça ozmotik basınç da artıyor dostum tamam mı? İşte bak bir de bizim bir olayımız daha var biraz sonra ondan bahsedeceğim. Şöyle ki bahsedeceğim. Şimdi bu ozmoz dediğimiz olaya bakacak olursak A ne bak A'da daha fazla tanecik var gördün mü yani daha yüksek daha yüksek derişimli bir ortam o zaman yoğun bir ortam olduğu için ne olacak su akışı oraya doğru gidecek ki A ile yani günün sonunda özür dilerim günün sonunda A ile B'nin derişimleri birbirine eşit olabilsin diye ne olacak e, A'nın e, su miktarı artırılacak. yani m bölü V diye derişim V'sini artıracağız ki molaritesini ne yapacağız Düşüreceğiz paydayı büyütüp. Anladın mı? Çünkü günün sonunda MA ile MB'nin eşit olması gerekiyor ki bunlar dengeye ulaşması gerekiyor. Çünkü e, evren üzerindeki her şey dengeye gitmeye çalışıyor. Anladın mı? Dengeye ulaşmaya gidiyor. Şimdi bizim bir de diğer bir kavramımız var. O da ters ozmoz olarak geçiyor. Ters ozmoz olayı da şu hocam. Eğer ikinci kısma e, yani e, ikinci kısımdan dediğim olay şu. İkinci kısım dediğim olay şu hocam. Eğer burası var ya buraya. Buraya e, buradaki e, B'nin sahip oldu. Eee basıçtan dış, dışarıdan da ekstra basıç uyguladığımız zaman tamam mı? Uyguladığımız zaman bu sefer bu sefer saf su A'ya doğru geçiyor. Yani derişimi az olan tarafa doğru gidiyor. Eğer dışarıdan ekstra bir basınç uygulandığı zaman. Bu olayda biz ne diyoruz? Ters ozmoz diyoruz. Bu ters ozmoz şöyle önemli. Bu deniz suyundan içme suyu eldesi. Endüstriyel işletmelerde çözülmüş tuzları geri kazanma, atık su arıtma, sert, e, su sertliğini giderme gibi işlemlerde biz Ters ozmozdan faydalanıyoruz. Anladın mı? Bu ters ozmoz olayında dışarıdan bir basıç uygulanması gerekiyormuş. Nereye? Yüksek derişimli olan kısma. Bu takdirde sıvı akışı, çözücü akışı derişimi düşük olan tarafa doğru oluyormuş. Tamam mı dostum? Ne yaptık biz bu derste? Dersin sonuna geldik bu arada. Bu derste biz kolligatif özelliklerden bahsettik. Ozmozdan bahsettik. Buhar basıcının değişiminden bahsettik. Rahat yasası dedik. Bak burada iki tane olayımız var dedik. Bunları kullanıyoruz dedik. Daha sonra ne yaptık? Donma noktası dedik. Donma noktasını işte burada donma noktasından bahsettik. Burada işte kaynama noktasından bahsettik. Tamam hocam. Ee, kaynama noktasından da bahsettik. Koligatif özelliğin ne olduğunu anlattık. Başka konuşmamız gereken bir şey kaldı mı? Hayır kalmadı hocam. Dersi bitirdik. Dersin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Eğer ki ağzımda yanlış bir şey çıktıysa, yanlış bir değer okuduysam veya yanlış bir cümle kurduysam lütfen bunu yorumlarda belirtin olur mu? Yine bununla birlikte aklınıza takılan, anlamadığınız, aklınıza soru işareti kalan noktaları yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya Telegram grubumuza gelerekten oradan bana ve arkadaşlarımıza sorabilirsiniz. Hiç çekinmeyin. Yani bunu da yapmak istemezseniz, yani bir topluluğa katılmak istemezseniz de yine mail üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz veya kanalımızın Instagram sayfasından da DM kutusundan da sorularınızı sorabilirsiniz. Lütfen hiç çekinmeyin dostlar, tamam mı? Kendinize çok iyi bakın. Sağlığına dikkat edin. Her şeyden önemlisi kimya ile kalın.